Hocam hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Hocam hoş geldiniz. Ben de iyiyim hocam. Ne güzel bir müzikle karşıladın bizi. Teşekkür ediyorum hocam. Sen nasılsın? Ya arkadaş ya şu ilan hemen ilan. Ya biz Barış Hoca ile sohbet etmek için Instagram'ı açtık. Başka bir gündemimiz yok diyormuşum. Hemen ilan ya arkadaş. Siz bizi takip edenler olarak ilan beklememeniz gerektiğini hala iyiyim, teşekkür ederim. Ya. Çok sıcak. Bilmiyorum sizin. Nasılsın hocam? Keyfin nasıl? Yoğun bir sıcak içerisindeyiz. Ülke olarak. Evet. Sıcaklar kesinlikle hocam fena. Şimdi arkadaşlar bugünkü şöyle Soysol hocamı da davet ettim. Fatma Hanım, Soysol hocamıza yine bir yazalım. Haberi var ama. Yaşlı olduğu için Soysol hoca. Şimdi Instagram'a giremeyebilir. Biraz elinden tutmak lazım. Ay. Biz ilanı daha önce verdik zaten. 2023'te bir hakimlik sınavı var. Yani daha ne ilan verelim yani. Ay olmuş hocam. Temmuz hala ilan diyorlar yahu. Şimdi sevgili arkadaşlar bugünkü bu anlık yayın açmamın sebebi şuydu. Açıkçası birazcık kendimi ve akademiyi düşündüm. Çünkü bu soru iptaliyle alakalı bir karar çıktı. 2022 hakimlik sınavına dair bir karar çıktı. Şimdi o karar çıkar çıkmaz hemen sorular geliyor. Hocam ne olacak, ne bitecek, bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek diye. 2022'de iki tane hakimlik sorusunun iptal kararı çıktı ama bundan sonra bir süreç var. Açıkçası bunu hem ben bildiklerimi anlatayım bundan sonraki süreç, hem işin bu noktada duayen iki hocası Barış hocamız ve Soysol hocamız kendi bildiklerini aktarsınlar. En azından tek bir yayında biz ÖSYM'nin yapmış olduğu bir hakimlik sınavındaki iptal olacak veya olma ihtimali yüksek diyelim sorularıyla alakalı durumu anlatalım. En azından herkesin merakı tek bir yayında giderilsin. Aksi takdirde Barış Hoca'ya ayrı sorular, Soysal Hoca'ya ayrı sorular, bütün kamu hukukundaki hocalara ayrı soru, bana ayrı soru olmasın. Böyle her zaman yaptığımız gibi konuları sıcağı sıcağına arkadaşlarımıza aktaralım ve böylelikle daha sağlıklı bir durum olmuş diye düşünüyorum. Soysal Hocamız gelmiş galiba. Hocam sen bana istek at, ben sana davet attım. Bir şekilde buluşmuş olalım. Değerli arkadaşlarım şu yorum kısmını merhabalar değerli hocam. Ben kapatayım. Evet, Soysal Hocam da geldi. İyiyim. Nasılsınız, iyi misiniz değerli hocam? Nasılsın hocam, iyi misin? Teşekkür ederim hocam. Vakit sorunu da var senin. Evet. O yüzden şu 2022'de hocam iki tane iptal zaten gündemde olan soru vardı. Bunlardan evet, bir tanesi hocam. Tarih sorusuydu. Bir tanesi de medeni hukuk sorusuydu. Şunu söyleyeyim. Öğrenciler her zaman bu tarz soru bankalarında denemelerde bir tane yanlış soru gelince böyle feveran ediyorlar ya. Ya her sene iptal soru geliyor ÖSYM'den. Bu sene de yine iki tane soru iptal olmuş oldu. Gözden kaçabiliyormuş diye düşünelim. Ama hep dedik ya böyle tartışmaya mahal konular her zaman iptale konu oluyor. Soysal Hocam, Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 2023'e 1456 karar numaralı bir kararı elimize geçti. Diyor ki bu tarih ve medeni hukuk sorusuyla alakalı soruların iptaline 5 gün içerisinde Danıştay'a temiz yolu açık olmak üzere 7-7-2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi diyor. Öncelikle ben Barış Hocam'dan hangi sorular olduğunun biraz detayını alayım. Sonra Soysal Hocam sizden bundan sonraki hukuki süreç nasıl ilerleyecek? Öncelikle sizleri saygılı selamlıyorum. Dinleyen tüm arkadaşlarımı sevgilerimi iletiyorum. Sorular hocam, bir tanesi tarih sorusu. Genel kültür genel tarih bölümünde 19. soruya tekabül ediyor. Sorunun zaten iptal edilme sebebi de Türkçe problemi vardı soruda. Soru yazılım şekli açısından net olmayan ifade içeriyordu. Doğru olmayan ifade içeriyordu. Yani bir Türkçe paragraf sorusu gibi düşündüğünüzde ilgili soruda hatalı olan kısım buydu. Bundan kaynaklı problem vardı. Zaten biz sınav sonrasında da Emre Hoca ile ve Orhan Hoca ile bizim tarih hocamızla, Türkçe hocamızla da konuştuğumuzda onlar da ilgili soruda bir hata olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdi ki yaptığımız o günkü canlı yayınlarda da bunu söylemiştik. Hani bu soruda bir sıkıntı olabilir diye.
Ve bilirkiş raporu da buna göre gelmişti hocam. Çünkü birden çok soru için iptal başvurusu yapıldı. O sorulardan ilgili olan bu tarih sorusunun iptal edilebilme ihtimali olduğunu bizler düşünüyorduk, ifade etmiştik. Kararda açıkçası bu yönde geldi idare mahkemesinden. Tabii daha Danıştay süreci var ama idare mahkemesinden beklenen bir karar geldi. Diğer soru medeni hukuk sorusu hocam. Medeni hukukta 33. soru oluyor ortak alan bilgisi. İlgili soru aslında yine okuduğunuzda, baktığınızda bilgi anlamında değil. Yine aslında bilirkişinin de belirttiği üzere hocam yine ifade açısından bir hata söz konusu. Kat mülkiyeti kanunu atıf yapan bir soruydu. Aslında soru kat mülkiyeti kanunu sorusu değil. Fakat içinde geçen kanun cümlesiyle alakalı ifadeleri tam da doğru olmadığına dair bir soruydu. Yani şunu da söyleyeyim, iptal edilmeseydi, neden iptal edilmedi belki de denmeyecek bir soru. Fakat yazılım tekniği, soru yazma tekniğinden kaynaklı olarak iptal edilmesi gerektiğine karar verildi. Yani sözün özü her iki soru da aslında bilgiden kaynaklı bir durum değil. Her iki soruda da dilden kaynaklı ki bunları çok defa ifade ediyoruz. ÖSYM'e çok dikkatlidir, doğru dil kullanmaya çalışır, tartışmasız, hatasız soru yaratmaya çalışır. Bilgi eksikliği açısından değil hocam, yazım tekniği ya da işte oradaki soruyu vurgulama şeklinden kaynaklı iptal durumu söz konusu olduğunu sevgili arkadaşlarımız ifade edebilirim. Ben yine hatırlatmak anlamında şöyle birkaç bilgisini vereyim soruların da hatırlamayan, belki 2022 hakimlik sanı üzerinden bayağı bir zaman geçti. Hatırlatmış olalım ama bu arkadaşlarımız bu kaydı YouTube'a da yarın yükleyecekler. Onun açıklama kısmına da soruların aynı zamanda yükleneceğini düşünüyorum. Bu kat mülkiyeti hocamın dediği 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun bu hükmü aynı haklara egemen olan aşağıdaki ilkelerden hangisini istisna teşkil ederdi soru kökü. Şıklarda belirlilik, aleniyet, güvenin korunması, aynı hakların hak düşürücü süreye ve zaman aşımına tabi olmaması, sınırlı sayı ve tipe bağlılık şıklar buydu. Arkadaşlar bu şekilde veriyordu. Hatırlayacaktır diye düşünüyorum. Çıkıyor hocam, cevap çıkıyor. Orada hiç problem yok ama hani orada kanun metninden kaynaklı bir durum söz konusu. Yazım tekniğinden tekrar edeyim. Tarihte de Mustafa Kemal'in eğitim öğretim hayatıyla ilgili bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Soru kökü buydu. Arkadaşlarımız buradan hatırlayacaktır. Soysal hocam sizin zaman sorunuz vardı. Değerli direkt hocam, sizin konunuza geçelim. Bundan sonra hocam süreç... Tabii ki değerli hocam. Öncelikle hepinize merhabalar diyorum. Umarım iyisinizdir. Bütün öğrencilerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli hocam, öncelikle herhalde karar 7'sinde alınmıştı değil mi? 7 Temmuz'da. Şimdi bu karar muhtemelen tebliğ edilmiştir diye düşünüyorum. Yani çünkü bugün ayın 22'si, tebliğ edilmemesi söz konusu değil. En kötü ihtimalle OES'ten tebliğ edilmiştir. Bu tebliğ, çünkü idari yargılama usulü kanuna göre temiz dilekçeleri 3 gün içerisinde incelenip tebliğe çıkarılıyor. Bu amaçla tarafa tebliğ ile birlikte davalı idare, yani ÖSYM'e 5 gün içerisinde bunu temize götürmek zorunda. Öncelikle onu bilmemiz lazım. Temize götürdüm, götürmedim, bunu bilmemiz lazım. Yani titiz davranıyorsa temize gitmiştir ama o da bizim için önemli değil. Çünkü idari yargılama usulü kanunu bu çok ivedi yargılamalar ilişkin 20'ye B fıkrasında özel düzenleme getirmiş. Şöyle ki, temiz istemine konulmuşsa dava, temiz istemi 15 gün içinde karara bağlanıyor. 15 gün içinde karara bağlanıyor ve 7 gün içinde de tebliğe çıkarılıyor. Yani önce karşı tarafın bir cevabı alınacak 5 gün içerisinde. Temize gittik 5 gün içerisinde. Diğer tarafın cevabı 5 gün. Dosya tekemmül etmiş olacak. Ondan sonra da 15 gün içinde kararını verecek ve daha sonra da 7 gün içerisinde tebliğe çıkaracak. Yani bu anlamda baktığımız zaman çok hızlı bir sürecin işleyeceğini söyleyebiliriz. Tabi burada diğer şey davalardan, yani Bölge İdare Mahkemesi'nin istinaftan temize giden davalardan farklı olarak onayı bozup geri göndermeyecek. İşin esasına girip tekrar karar verecek Danıştay. Yani böyle bir farklılık olacak. İşin esasına girip tekrar Danıştay karar vereceği için zaman da hızlanmış olacak. Yani çok hızlı bir şekilde karar verilmiş olacak değerli hocam. Yani bu şekilde. Çok beklemeyeceğiz. Yani onu söyleyeyim, çok beklemeyeceğiz. Yani böyle bir yıllar, iki yıllar falan olmayacak. Çok çabuk, en kötü ihtimalle biz Eylül ayında sonucu elde etmiş olacağız değerli hocam. Ben de şunu merak ediyorum değerli hocam. Bu sıralamalar acaba bu sorular iptal edildi mi? Yani atıyorum herkes için iptal edilmiş mi? Onu bilmediğim için bana soranlara Erhan Hoca'ya sorun diyorum. WhatsApp'tan da yazmışlar. Erhan Hoca'ya sorun.
daha iyi biliyor, ben anlamıyorum diye. Hadi değerli hocam. Sorsunlar hocam, sorsunlar. Ben de öyle olmak için çok... bu yayını açtım. İşte sormasınlar diye. Hocam hocam bir o kısmı, işiniz var. 5 dakikam daha var. 5 dakika soru soracağım. Tamam. Ben o zaman o kısma geçeyim. Arkadaşlarının merak ettiği bir husus bu. Şimdi ÖSYM bu karar tebliğ edildikten sonra hocam ÖSYM sınava giren bütün adayların sonuçlarını yeniden değerlendirmeye tabi tutuyor. Yani sadece bu işte belli bir sıralama değil yani. Burada sanki ilk defa sonuç açıklıyormuş gibi ÖSYM bu verilerin hepsini tekrar işliyor. 98 soru üzerinden değerlendirme yapacak. Yani 100 soruluk bir sınav değil de 98 soruluk bir sınav yapmış gibi burada bir hüküm doğuracak ve yeniden değerlendirme sonuçlarında bu soruları doğru yapmış arkadaşların aslında lehine bir durum yok. Bu soruları yanlış yapmış arkadaşlarımız. Yeniden hocam, değerlendirmede tek bir şey soracağım. Varsayalım ki ben bir öğrenciyim. Bir soruyu doğru yaptım, diğer soruyu da yanlış yaptım. Evet. Sizce bu benim aleyhime mi olur, lehime mi olur? Yani iptal. Anladım değerli hocam. Yani... bu tarafından baktığımız öyle. Yanlış bu soruları hatırlıyor mu arkadaşlarım bilmiyorum doğru yanlış yaptıklarını ama bu soruları yanlış yapmışsanız eğer bu soruların iptali halinde sizin sıralamanız daha yukarıya çıkıyor. Ama bana hemen şu soru geliyor. Hocam adlide ben 3600'ün içerisine girememiştim. 3700'üncüydüm. Sizce ben yeniden değerlendirme olumlu netice alır mıyım diye sorular geliyor. Yine ön alarak söyleyeyim bunu kimse bilemez. Çünkü 20 bin civarı adayın puanı adli taraf için söylüyorum. Tekrar değerlendirecek, idari taraf için ayrı değerlendirilecek. Dolayısıyla 100 kişi de kayabilir, 200 kişi de geri kayabilir. Geçtiğimiz yıllarda 50 kişi oynadığı soru iptalleri de oldu tek soruda. Bazen 250-300'lere kadar gitti. Bir de işin içinde standart sapma olduğu da unutulmasın. Yani standart sapma var. İptal edilen iki soru var. 98 soru üzerinden yeniden değerlendirilme var. Dolayısıyla ben bu vesileyle şunu söylemiş olayım. İsterseniz 50 kişiyle, isterseniz 10 kişiyle mülakat dışı kalmış olun. Sanki böyle bir şey hiç yaşanmamış gibi 2023 hakimlik sınavına full konsantrasyon odaklanmanız çok önemli. Çünkü bu ÖSYM tebliğiyle birlikte ÖSYM bunu ne kadar bir zaman içerisinde tekrardan yeniden değerlendirecek? Bu sonuçları ne zaman açıklayacak? Diyelim Kasım'da açıkladı, Ekim'de açıkladı. Adalet Bakanlığı ne zaman ek mülakata çağıracak bu kişileri? O ek mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 sınavı haliyle geçmiş olacak. Dolayısıyla boşuna 2023 sınavınızı yakmayın. Böyle bir şey yaşanmamış gibi 2023 hakimlik sınavınıza lütfen odaklanın. Burada 50, 100, 150 kaç kişi oynar bunu da bilemeyeceğimiz için bir kişi bile olsa bence çok umutlanmak yerine 2023'e iyi odaklanalım. Olumlu netice mi aldınız bu yeniden değerlendirme sonucunda? Ne hala? Hem o mülakata girersiniz hem de 2023 sonrasındaki mülakata şansınızı da arttırmış olursunuz. Dolayısıyla bundan sonra da artık böyle bir iptal bekleniyordu. Bunu biz öğrenmiş olduk arkadaşlar. Böyle bir şey çok yüksek artık. %99 bu yeniden değerlendirme sonuçlarını ÖSYM açıklayacak ve biz bazı veriler göreceğiz. Şöyle bir durumu düşünenler bile oluyor. Onu da cevap vereyim. Hocam ben mülakata girdim. Şimdi yeniden değerlendirme sonuçları sonra bana tekrar mülakata hak kazandınız diye sonucu görecek o. Sıralamasında değişmiş olduğunu görecek. Ben tekrar mülakata çağıracağım. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Burada sadece mülakat dışı kalmış kişilerin yeniden değerlendirme sonucunda mülakata hak kazanma durumları söz konusu olursa ek mülakat olacak. Yoksa mülakata girip olumsuz netice alan arkadaşlarımız için değişen bir şey yok. Mülakatı olumlu olmuş. Artık staja başlayacak kişiler için onların arasından da bir kızım arkadaşımız muhtemelen yeniden değerlendirmede mülakat dışı kalmış görecekler sonuç belgelerinde. Ama onların kazanılmış hakkı söz konusu olduğu için onlarla ilgili bir olumsuz durum yok. Bunu da söylemiş olalım. Yani sadece çok muhtemel işte 100, 200, 300 ne kadar bir geriye gider bu sıralama bilmiyorum. O bantta olan arkadaşlarımızın ek mülakatı söz konusu olacak. Onun dışındaki arkadaşlarımızı ilgilendiren bir durum yok. Toplasanız belki 200-300 arkadaşımızı değerlendirme ihtimali yüksek olan bir konu o kişiler dahil olmak üzere umudu olan bütün adayların da 2023 dışında başka bir gündemlerin olmasını ben istemiyorum. Bunu da açıktan söyleyeyim. Her sorunuzu bana soruyorsunuz. O zaman kendimde de bir hak görüyorum. Size en azından bir talimat verme gibi düşünün bunu.
asla 2023 dışında başka bir gündemimiz olmasın. Biz bunu değerli hocalarımla birlikte çok yaşadık çünkü. ÖSYM'nin iptal olmadığı sınav sayısı daha azdır. O yüzden ek mülakatlar her zaman gündemde olmuştur. 2 yıl sonra bile ek mülakatların olduğunu görmüşüzdür. O yüzden lütfen, ya 3601. olarak bile mülakat dışı kalmış bir arkadaşım, sizin iyiliğiniz için söylüyorum bunu, 2023 sınavından başka gündeminiz olmasın. Olumlu bir netice olursa ne hala ekstra bir hocam, mülakat hakkı. Hocam inanılmaz aydınlandım yani. Ben her şey oturdu bende şimdi. Neyin ne olduğunu anlamış oldum. Bazı yanlış bildiğim şeyleri de doğru öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ediyorum. Bütün genç arkadaşlarıma iyi akşamlar diliyorum. Değerli Barış hocama, Erhan hocama iyi akşamlar diliyorum. İzniniz olursa benim yetişmem gereken bir toplantım var da içimde. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Tabii hocam, sen çıkabilirsin. Çıkabilirsin hocam sen. Görüşürüz. Sağ olun hocam, sen de öyle. Evet arkadaşlar, konunun muhteviyatı bunlardı. Anlatmaya çalıştık. Şimdi sorularınız varsa ekstra kalan, umarım ben şunu hatırlatmak varsa istiyorum. Onları alalım. 2017 sorana kadar Barış hocamın söyleyecekleri. Bir tane ceza sorusu iptal olmuştu. Sonrasında 2020'ydi galiba. İcra ve iş hukuku iptal olmuş yanlış hatırlamıyorsam. Yıl yanlış söylemiyorsam. Evet. Yani hep baktığımızda soruların böyle belli bir spesifik alanda iptal olduğunu, yani adli yargıda iptal olduğunu gördük. Burada bizi belki de en çok ilgimiz çekecek nokta şu oldu. Ortak alandan soru iptali. Yani hem medeni hukuk hem tarih sorusu iptali var. Hem adlide hem idarede ek mülakata çağırma durumu olacak. Ve bunların bitmesi de oldukça uzun süreceğini ben de düşünüyorum ki o zamanlarda da oldukça uzun sürmüştü mülakatların sonuçlanması. Az önce söylediğiniz cümleyi teyit etmek amacıyla geçmiş yıllardaki tecrübelere dayanarak da 23 sınavını arkadaşlarımın açıkçası kaçırmamasını, yani motivasyonunu açıkçası kaybolmamasını rica ediyorum. Hocam vallahi vay, bu ÖSYM Adalet Bakanlığı sağ olsun sürekli bana çalışıyor. Bak şimdi bu kadar söylememe rağmen bak hemen Uygur yazmış hocam. 3670 olur mu? Furkan demiş kaç kişi ek mülakatı? Ya benim sanki 20 bin kişinin verisi altımda, elimin altında. Hemen hepsine hesabını, standart satmasını yapacağım. Arkadaşlar böyle bir matematik yok. Bilemeyiz. Ben 70 kişi oynar derim. 65 kişi oynar. Dersiniz ki Erhan Hoca niye öyle dedi? Ya ben bunu nasıl bileyim ki? Böyle bir bilgim olsa herhalde başka işler yapardım şu anki mevcut işlerimin dışında. O yüzden arkadaşlar kaç kişilik bir sıralama olur bilmiyorum. Kaç kişi oynar bilmiyorum. 3601. bile bir yanlış yapmış, birini doğru yapmış bu iptale konu olan soruların. Olumlu netice alır mı? Bilmiyorum. Bunu kimse de bilemez. Geçtiğimiz iptal olan yıllarda 50 kişinin sadece oynadığı sınavlar da oldu. 200 kişinin oynadığı soru iptali olan sınavlar da oldu. Dolayısıyla her yılın adaylarının çözdüğü soruların doğru, yanlış skalaları farklıdır. Soru başına düşen standart sapmalar farklıdır. Ders başına düşen keza aynı şekilde. O yüzden böyle bir matematiğin ÖSYM dışında kimsenin oluşturup çözümleyip neticelendirmesi mümkün olmadığı için ve son tahlilde bunu bilsek dahi desem ki mesela Uygur sordu ya ilk soruyu. Uygur kardeşim sen kesin mülakata hak kazanacaksın desem ne yapacak mesela Uygur? Bu canlı yayın sonrasında ne yapacak? Oturacak bekleyecek mi ek mülakatı? Hayır, 2023 sınavına yine hazırlanmak zorunda. Çünkü garanti mi mülakatı geçeceğimiz? Benim şu an 2023'te sınava hazırladığım bir sürü mülakattan elenen öğrenci var. Tekrar hazırlanıyorlar. Ya dolayısıyla bu sene mülakata girseniz dahi bunun bir garantisi olmadığı için 2023 sınavını es geçmemeniz lazım. O yüzden bence bu canlı yayın işi kapatan bir canlı yayın olsun. En azından süreçle alakalı hızlıca bir bilgi sahibi olmuş oldunuz. Bundan sonraki süreç nasıl akacak bunu bildiniz. Olayı kapatalım. Gündeminiz artık 2023 tekrar olsun. Çünkü ekstra ya insan bu nefis yani. Olur mu olmaz mı? Olur mu olmaz mı? Ona da bir sorayım. O ne diyecek acaba? Şu hocaya sorayım. O ne der acaba? Şu kuruma sorayım. O ne der acaba? Bununla bir meşguliyet, bir kafa ağrısı sizi bir adım ileriye götürmez, geriye çeker. O yüzden özellikle canlı yayın açtım. Yoksa bir postla ben bunu ilan edebilirdim, açıklayabilirdim. Ama istedim ki iki hocam da sağ olsun mesai ayırdılar. Burada birlikte işi bilenler anlatsınlar. Hukuki tarafını da, süreci de. Sizler de bundan yana bir bilgi sahibi olun ve biz mevcut işimize odaklanalım, devam edelim. En azından soru işaretlerini gidermiş olalım diye düşündük. O yüzden bugün bir araya geldik. Mülakattan olumsuz netice alanını ilgilendiren bir durumu yok bunun. Mülakatta olumlu netice alan
mülakatta olumsuz netice alan, bunlarla ilgili bir durum değil. Bu konu sadece mülakata değil, sınavda olumsuz netice almış, mülakata gidememiş arkadaşların, küsuratlarla kaybetmiş arkadaşlarımızın, bu iptale konu olan sorularda yanlış yapmışlarsa eğer, yeniden değerlendirmeyle birlikte artık mülakata, ek mülakata gitme ihtimallerini oluşturan bir konu. Mülakatta olumlu netice alanların kazanılmış hakkı var. Onlar işine gücüne baksınlar, kafalarını karıştırmasınlar. Mülakatta olumsuz netice alanların zaten defteri bu yıl için kapanmış oldu. Onlar 2023'e zaten odaklanmalılar. Hocam, evet Barış Hocam, senin yani gündemde gördüğün bir şey varsa tekrar edenleri geçelim. Onlardan sorular var. Ekstra gördüğün bir şey varsa. Anlatacaklarımız bu kadar hocam. Evet. ÖSYM ne zaman değerlendirir? ÖSYM arkadaşlar tamamıyla kendi gündemiyle alakalı. Ne zaman Danıştay tebliğ kararını tebliğ eder? ÖSYM kendi gündemi içerisinde yeniden değerlendirme sonuçlarını açıklar. Bu 3 ayda sürer, 5 ayda sürer, 1 ayda sürer. Dedim ya 2 yıl neticeyi aldığımız yıllar o bile oldu geçmişte. O yüzden bence çok kafanızı takmayın yani. Hocam geçen sene akademik kayıtlı arkadaşlar mülakata kazananlar mülakat eğitim. İnşallah ek mülakat olur kalırsınız da desteğiniz olur merak etmeyin. Bu sene idare yargılaşılır. Arkadaşlar farklı sorulara girdik. 2023'te güzel bir hakimlik sınavı olacak. Güzel bir kaymakamlık sınavı olacak. Barış Hocam şu an kendi evinde çalışmalarını devam ettiriyor. Yeni güzel çalışmalar yapıyor. Biz akademideyiz hala. Gece gündüz çalışmamızı devam ettiriyoruz. Bütün hocalarımız şu an derste, eğitimdeler. Binlerce öğrencimiz 2023 hayalleri ve 2022'den daha yüksek bir başarı elde edelim diye mesai ayırıyorlar bu sıcaklarda. Başaracağız. Birlikte yine güzel neticeler alacağız. Çünkü emek veriyoruz. Sizler de lütfen emek verme noktasında bir yola evrilin. Başka da gündemlerinizi aklınızdan çıkartırın. Çıkartın. Bu yayında açıkladıklarımdan başka da bir açıklamam olmayacak. Kim bana bu konuda soru sorarsa bu videoyu atacağım. Onu da söyleyeyim yani. Hocam o mahkemenin karar süreciyle ilgili. Ben zaten başka öyle bir şey demedim ki. Yeniden değerlendirme sonuçlarını ÖSYM açıklayacak. Bu mahkemenin Danıştay'a teminden sonra ÖSYM'ye gelince bu konu, ÖSYM'de tamam artık bu sorular iptal edildi. Ben de 98 soru üzerinden yeniden değerlendirme yapacağım diyecek. Sonuçları ona göre açıklayacak. Yani bütün adaylar, sınava girmiş bütün adaylar yeni sonuç belgelerini görmüş olacaklar. Yeni sıralama, yeni puanları görecekler. Tekrar başa sarmayayım aynı konuları. Eminim bütün arkadaşlarımız konuyu anlamıştır diye düşünüyorum. Baraj nasıl olacak iptal edilen sorular için demiş hocam. Ya şaka yapmayın bana lütfen akşam akşam bu şakalar olmuş. Hocam, tamam bence güzel aynı cümleyi bir daha kullanacağım. Evet, son sözlerden sorular var ama sonuçta 2023'te bir sınav önlerinde arkadaşlarımızın 2023 sınavına gönül rahatlığı hazırlansınlar. İnşallah 2022 sınavına giren arkadaşlarımız iptal eden soruları mülakata kalırlarsa da mülakatta da başarılı olmalarını canı gönülden isteriz. Ama soru itibariyle baktığımızda ne olacağını biz de bilemiyoruz, kestiremiyoruz. Hep beraber göreceğiz. Önce Danıştay kararı, sonrasında ÖSYM. Hocam, az önce soru soracağım da ifade ettim. Hocam, başka bir tane soru var mı? Danıştay esasen inceleme yapacak. Ben olacağını düşünmüyorum. Çünkü bilirkişinin verdiği raporda da yazan iki tane soru, iki muhtemel soru bu sorulardı ve bu sorular üzerine iptal kararı verildi. Danıştay'ında yani geçmiş yıllar tecrübeye dayanarak söylüyorum bunu. Farklı sorular üzerinden geçeceğini düşünmüyorum. Arada soran arkadaşlarımız olmuş. Vergi sorusu, tüzel kişiler sorusu. Çok haklılar. Yine mesela tüzel kişiler sorusunda ifadelerle ilgili bir problem vardı. Ama bu şekilde takdir etmemiş mahkeme. Sonuçta mahkeme kararı hocam. Danıştay'ın farklı bir karar vereceğini ben düşünmüyorum. İptal yönünde de karar verme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu da tekrar edeyim geçmiş yıllar tecrübesine dayanarak. Ben teşekkür ederim. Demek hocam. Sağ olun size de. Siz de hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Ağzına sağlık. Kolaylıklar diliyorum. Kendine iyi bak. Değerli arkadaşlarım, bugün iptale konu olan bir karardan bahsettik ve bunların temyiz süreci sonrası ÖSYM'nin yeniden değerlendirme sonuçları nasıl olur? Kimlere nasıl yansımalar olur? Bunları açıkladık. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Bugün tek bu gündemle bir araya gelmiş olduk. Önümüzdeki süreçte inşallah yine farklı gündem ve konularla bir araya gelmek nasip olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Hafta sonunuzda iyi değerlendirmenizi öneririm. Cumartesi pazar.